Öncelikle zaten yani devre arası yaşadığımız sıkıntıları hepiniz biliyorsunuz. O sıkıntılardan sonra ikinci yarıya da iyi başlayamadık maalesef. İki maçta iki mağlubiyet aldık. Yeni kurulan bir ekibiz. Fazlasıyla oyuncumuz gitti, karşında oyuncularımız geldi. Beraber çalışma olanağı da yavaş yavaş buluyoruz. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak. Ama bu galibiyette hep istek ve arzularını gördünüz. Hep başından beri söylediğimiz şey bu takım sahaya çıkacak. Sonuna kadar savaşacak. Ondan sonra başı dik bir şekilde sahadan ayrılacak. Sonuç ne olursa olsun dedik. Bunu Başakşehir maçında maalesef gösteremedik ama inşallah böyle bir morale ihtiyacımız vardı. O karakteri de bugün gösterdiler. Yapabilecekleri şeyleri gördüler, inandılar. Bundan sonraki maçlarda da aynı mücadeleyle de devam edeceğiz. Yani maça geldiğimiz zaman oyunun başından sonuna kadar da oyuna hakim olan bizdik. İlk yarı kendi hatamızdan bir iki rakibe fırsat verdik ama genel anlamda oyuncuların hepsi çok istekli ve arzulu oynadılar. Neticeyi de aldı ikinci yarı. Hepsini yürekten kutluyorum, hepsini tebrik ediyorum çocuklarım. Bizim açımızdan vasat ve kötü oynadığımız performans, rakibimizin bugünkü maçta özellikle çıkış arayan ve geçen haftada farklı mağlup olan bir futbol takımının bugün mücadele gücünün üstüne çıkacağını maçtan önce hem düşündük hem oyuncularımızdan konuştuk. Ki nitekim de öyle oldu. Her iki takım adına, futbol adına fazla bir şey yok. Biz Alanyaspor olarak topa sahip olduğumuzda özellikle oyunun o kısmında bu işi yapması gereken oyuncumuzun ve oyuncu gruplarımızın çok pas hata yapması belki de oyuna ağırlığımızı koymamızın en büyük, yenilgi en büyük faktörlerinden biri oldu. Buna rağmen ilk devrede Emre ve Fernandez'in net pozisyonları var. Belki onlardan bir tanesi gol olsa oyunun gidişatı farklı yöne gelebilirdi. Dolayısıyla ikinci yarıda mücadele gücü ve golü atanın sanki galip bitireceği bir üzüm açtı. Gol yediğimiz pozisyonda da hatalı bir duruşumuz var. Nihayetinde kötü oynadık. Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maç oldu. Okay.